tarihi ta milattan önce 3000'li yıllara dayanan, Harput'un devamı kabul edilen, tarihi, kültürel ve coğrafi dokusu ile mutlaka gelip görülmesi gereken Elazığ'dayız. Hadi gelin, binlerce yıllık tarihe sahip Elazığ'ın güzelliklerini ve birbirinden lezzetli yöresel yemeklerini birlikte keşfedelim. Yerdeyiz. Burası Çırçır Şelalesi Keban Alabalık Tesisleri. Elazığ merkeze 45 kilometre mesafede bulunan bir yer. Diğer alabalık tesislerinden farkı da şu, tam 20 çeşit lezzet yapıyorlarmış. Mutfağına gireceğiz ve o lezzetler nasıl yapılıyor sizler için öğreneceğiz. Ama onun öncesinde istiyorum ki mutfağa gitmeden balığımızı kendimiz tutalım. Hadi gelin. Önce balıklarımızı yemledik Mehmet abimle birlikte. Şimdi o olgunlaşmış alabalıkların başındayız. Evet. Kaç tane havuz var bu tesiste? Şu an 220 adet. 220 adet. Evet. Peki bir alabalık ne kadar zamanda yetişiyor abi? 7 ile 9 ay arası. İstiyorum ki bu büyük balıklardan ben de tutayım, sonra o balığı alayım ve ustamızın yanına gideyim. İnşallah. Görelim bakalım tutabilecek miyim o balıkları? Biraz büyük görünüyorlar, ebatlılar. Korkutur mu beni, ürkütür mü? Hayır, hayır. Çok doğal ve sakin balığımız. Sakinmiş. Hadi evet. Bakalım. Çıkaralım abim. Can havliyle görüyorsunuz. Ah canlarım benim. Allah! Oh, çok ağır. Tutamadım. Yine boş. Bir daha deneyelim. Evet. Başardım. Bir tane tuttum. Onu alayım şimdi. Sen al abim onu. Allah, dişlere bak. Ağzını açtı. Bana ver abim onu. Bir kere tutmanız gerekiyor. Ay korktum. Korktum. Abim sen al bence. Mehmet abim alabalığı tuttu, kocaman bir balık. Evet. Şu an bu çok lezzetli olduğu için bunu ustaya götüreceğiz. Bir güzel afiyetle yiyeceksiniz. Evet, hadi gidelim. Evet. Ocak başına gidiyoruz. Balığımı tuttum, Mehmet ustanın yanına geldim. Ustam, bu balıkla güzel lezzetler istiyorum. Hoş geldiniz öncelikle. Şimdi bizim yapacağımız yemekler bu boy balıktan değil de şöyle gösterelim, şu boy balıklardan yapacağız. İki çeşit yemek yapacağız. Biri okyanus lokumu, biri de alabalık tarator. Orada büyük boy balıklar var. Onu ben hayatta tutamazdım. Ustam verir misin? Tabii buyurun. Farkı nedir bu balıkların? Bu alabalık somon diye geçiyor. Bunu biz yurt dışına ihracat ediyoruz. Of, kaç kilo bu? 1,5-2 kilo. Kocaman bir balık. Bakar mısınız? Ne yemek yapacağız? Şimdi alabalık okyanus lokumu yapacağız bu balıkla. Sonra? Daha sonra alabalık tarator yapacağız. O zaman önce balığımızı mı temizliyoruz? Evet, önce balığımızı temizleyeceğiz. Hadi o zaman. Tabii buyurun. Balığımızı dilimleyelim. Nasıl yapacak ustam? Görelim. Şimdi şöyle kafasını alacağız. Daha sonra balığımızı ikiye böleceğiz. Gördüğünüz gibi balığımızın içi pembe. Doğal yani. Hmm.
Jilet gibi ayır dostuma bak, süpersin. Bu yapacağımız yemekte hiçbir şekilde kılçık yok. Süper. Tamamen kılçıksız. Malzemeleri nelerdir ustam? Sen önce bize malzemelerini bir sayı ver. Baharat çeşitlerinden kullanacağız. Karabiber, domatesli soğanlı çeşni, 7 türlü tuz, tane karabiber ve kekik. O kadar. Evet. Zeytinyağıyla harmanlayacağız. Kaşarımızı koyacağız içine, saracağız. Daha sonra pişirmeye başlayacağız. Arasına kaşar saracağız. Tabii. Sonra nerede pişireceğiz? Izgarada pişireceğiz. Izgarada. Allah. Mehmet Usta'nın balığı fileto haline getirdi. Okyanus lokumu yapıyoruz. Evet. Değil mi? Şimdi nasıl yapıyoruz? Şimdi hemen şöyle balıklarımızı kabın içerisine alıyoruz. Daha sonra baharatlarını koyacağız. Şöyle tuzunu, kekigini, domatesli soğanlı çeşnimiz var şöyle. Karabiber. Oo. 7 türlü. 7 türlü baharat. Evet. Bu şekilde satılıyor zaten. Hı hı. Her tarafına yediriyoruz balığın sosu. Evet, marine ediyoruz. Bu şekilde dinlenecek mi, hemen yapacak mıyız? Hemen yapabiliriz. Tamam. Şöyle içerisine kaşar koyuyoruz. Şimdi bunu ızgarada pişireceğiz bu şekilde. Tamam, hazır, süper. O zaman ocak başına geçelim. Evet. Haydi bakalım. Pişirdik. Sıra ikinci yemeğe geldi. İsmi neydi ustam? Alabalık tarator. Tarator. Evet. Yine balığı temizlemekle mi başlıyoruz? Evet, yine balığımızı temizlemekle başlayacağız. Yalnız bu biraz daha büyük. Oo. Ve daha lezzetli diye düşünüyorum. Ne kadar balık yağlı olursa o kadar lezzetli olur elbette. Evet. Şu şekilde balığı pişireceğiz şimdi. Neler yapıyoruz pişirmeden önce? Önce tuzunu serpeceğiz. Sosunu hazırlıyoruz çünkü. Daha sonra karabiber. Hafif, çok değil. Daha sonra silver kekik. Daha sonra domatesli soğanlı çeşnimiz yine. Az önceki aynısı değil mi? Evet. Evet. Sosumuz aynı. Aynı şekilde 7 türlü. Baharatımız. Evet, bu kadar. Ve yağ dökeceğiz üzerine. Bunu bu şekilde ızgarada pişireceğiz şimdi. Yine harmanlayacak mısın? Evet. Evet. Sonra ne yapıyoruz bu yemekte? Izgarada pişirdikten sonra? Izgarada pişirdikten sonra... Tavamız var. Onun içine ayrı bir sos yapacağız. O zaman önce bunu pişirelim ızgarada. Sonra sosunun yapılışına geçelim. Evet. Izgarada pişirdik. Sıra sosuna geldi. Peki sosunu nasıl yapıyoruz? Hafif bir tereyağı tavaya koyuyoruz. Biberini ekliyoruz. Kaparisini ekliyoruz. Börecesini ekliyoruz. Daha sonra baharat, pul biberi, tuz ve kekik ekleyerek harmanlıyoruz tavada. Sonra ızgaradaki balıkla? Harmanlayacağız. Harmanlayacağız ocakta. Daha sonra sıcak bir şekilde servis edeceğiz. Harika. Thank you.
ustam alabalıktan neler hazırladı neler. Harika bir sofra. Balığa doyacağız. Evet. Harikasın ustam. Neler yaptın? Bize öncelikle yaptığımız yemekleri bir söyleyelim. Alabalık okyanus lokumu yaptık. Alabalık taratoru yaptık. Taratoru biz yaptık. Diğerleri evet. Nelerdir? Alabalık köfte yaptık. Alabalık soslu balık göğsü yaptık. Alabalık güveç yaptık. Alabalık kavurma yaptık. Bir de burada kocaman bir balık duruyor. Evet, onu da kızarttık. Kızarttınız. Size harikasınız. Özel. Şunun güzelliği nedir? Nedir? Bakar mısınız üzerine? Folyodan çiçek de yapmışlar. Çok şık bir sunum. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Sıcacık. Ne var içinde? Hemen açalım. Hemen açalım görelim. Nananan. Bu sizin. Ay, ay teşekkür ederim. Hiç böyle gülveren olmamıştı daha önce. Teşekkür ediyorum. Şöyle. Çok kibarsınız efendim. Rica şöyle ederim. Takarmışım bunu ben. Oo, süper. Bu güveç mi? Evet, alabalık güveç. Sebzeli. Şöyle alayım. Tabii. Biber var içinde, soğan var, domates var. Evet. Allah! Süper kokuyor. İnsanın ağzını sulandırıyor Mehmet Usta. Afiyet olsun. Diğer lezzetlere de bakacağım. Hemen tabii. Şuradan alayım. Okyanus lokumumuz. Efendim. Süper olmuş. Afiyet olsun. Alabalık taratorun tadına bakacağım şimdi. Börülcek attık içerisine. Benim favorim güveç, alabalıktan güveç ve okyanus lokumu. Okyanus lokumu çok güzel. Diğeri de çok güzel ama kapariyi ben çok böyle balıkla yakıştıramadığım için. Ama çok güzel olmuş elbette, lezzetli. Ama diğerleri daha süper olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel lezzetler. Yutmuşsunuz balığı. Evet, öyle oldu biraz. Süpersin, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ olun. Çok güzel bir yer, yemekleri de çok lezzetli. Çok şanslıyız. Elazığ'a yolunuz düşerse sizleri de bekleriz. Sekiz köşeli şapka Elazığ'ın yöresel simgelerinden ve yıllardır bu işi yapan Nihat Usta da yanımda. Merhaba ustam. Merhaba efendim. Kolay gelsin, nasılsınız? Hoş geldiniz, sefa geldiniz efendim. Buyurun. Buyuralım. Bu şapkayı kaç yıldır yapıyorsun ustam sen? 56 senedir yapıyorum. 56 yıldır. 56 yıldır. Dile kolay. Kimden öğrendiniz? Abimden öğrendim efendim. Bu adam benim babam, sekiz köşe kasketiyle. Omuzunda sekosuyla, hey! Senin şu an çırağın var mı? Dört tane şapkacı arkadaş var. Dördümüz de yaşlıyız yani. Kellyem kuşları gibi neslimiz tükeniyor. Çok esprili Nihat ustam. Peki, sen bu işten güzel paralar kazandın mı ustam? Para var mı şapkacılıkta? Şimdi ablacığım, eskiden gerçekten para kazanıyorlardı. Ama şimdi bak dikkat edin, %2 tane ancak şapka giyinen var. O da Elazığ'ın yaşlıları. Hı, takalım bakalım. Bir de bu numara numara mı? Bu 53 numara numaralardır. Ha, benim kafa kaç numara acaba? Ölçersen belli olur efendim. Ha, ölçeceğiz mi? Aha! Ölç bakalım ustam, kafamı ölçelim. Kaç numarayım acaba? Kafa numaram. Maşallahı var. İyi midir? İdeal 50, mi? 57 numara. Koca kafalı değilim yani. Ay süper. Takayım. 57 versene sen bana bir tane ustam. Bak şapkayı giydiğin zaman böyle yapacaksın. Ay çok iyi. Nihat ustam, bu sekiz köşeli şapka denilmesinin bir anlamı varmış. Bu sekiz köşenin anlamı nedir? Mertlik, dürüstlük, misafirperverlik, kardeşlik, alçak gönüllülük, alçak gönüllülük, vatanperverlik, bir de
Çalışkanlık. Evet. Evet. Çalışkanlık. Boşuna sekiz köşeli dememişler, her köşesine bir anlam yüklemişler. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Yakıştığını ümit ediyorum. Süper. Yanıma aldım. Bize Elazığ'a özgü yöresel yemeklerden çeşitler yapacak. Onlar nelerdir? Yöresel yemekleri nelerdir? Hepsini soracağız ve bilgiler alacağız. Merhaba. Merhaba. Nasılsın annem? Teşekkür ederim. İyisiniz? İyiyim. Maşallahınız var. Siz burada çalışıyorsunuz. Evet. Yemekler sizden soruluyor. Evet. Süpersin. Ne yapacaksın bize? Kellecoş. Kellecoş. Evet. Çok duyduk. Kellecoş nedir? Kellecoş çökellikten kurutuyor, kurut oluyor. Ha, kurut bu. Evet. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Onu çökeliği topak yapıyoruz. Hı. Güneşte kurutup ondan sonra işte kellecoş yapıyoruz. İşte al sana kellecoş. Evet. Peki malzemeleri neler? Kurut, kavurma, soğan, tandır ekmeği, az bir salça, tereyağı, biraz da tuz. Zülfiye annem bize kellecoş yapacak. Sonra Feride Hanım da bize dolanger tatlısı yapacak. Ama öncelikle nasıl yapılıyor kellecoş onu görelim. Yapmaya başlayalım tamam, mı? Tamam, başlayalım. Haydi. İlk tereyağımızı koyuyoruz. İlk tereyağını koyuyorum. Burada sen o tereyağı erirken bir şey sormak istiyorum. Burada kasenin içerisinde bir şey var. Bu nedir? Kellecoş'un ayranı. Ayranı. Ha, evet. Bu kuruttan mı yaptın? Kuruttan. Ezdim onu. Hı. Suya koydum, ezdim elimle. Süzgeçten geçirdim. O hale getirdim. He, önceden hazırlamanız gerekiyor değil mi? Evet. Zaman mı alıyor? Zaman alıyor. Tamam, süper. Bunu kullanacağız. Evet. Bir büyükbaş soğanı halka çektik. Hı. Tereyağımızı koyduk. Isınır ısınmaz döküyorum. Ne güzel anlatıyor. Halka çekmiş. Zülfiye annem olmadı mı o? Birazdan olacak. Birazdan olacak. İki dakika sabır. İki dakika. Tabii gelenek her şeyi elinden yapar. Hı. Öyle çataldan, öyle... Eldivenden, merdivenden değil elden. Doğru söylüyorsun. El mücevherdir, hiçbir şey tutmaz. Temizdir. Kesinlikle öyle. Kesinlikle. Canım annem benim. Babaannemden duymuşum. Hele daha geleneği yürütüyorum. Maşallah. Kaç yıldır burada çalışıyorsun sen? Neredeyse 10 yıl olacak. 10 yıl. Ömür boyu da çalışmayı düşünüyorum. İnşallah. Evden sıkıldım, çalışmak istedim, çalışıyorum. Harikasın, maşallah. Amcam ne yapıyor? O sıkılmadı mı? Amca? Camiye gidip geliyor 5 vakit. Aa. Evde beni bekliyor 4 gözle akşam. Oo, 4 gözle. Ya. Burada yapıyorsun lezzetleri amcayı mı götürüyorsun? Dur dök şimdi. Dur amcayı götürüyor musun yaptıklarından? Bazen götürüyorum. Evde benim yaptığımı daha çok seviyor. Ha öyle mi? Evet. Özel istiyormuş. Evet. Bey amcam özel yemek abi, istiyor. Abi döküyorum. Dök. Salça koyacağız şimdi. Hı. Azıcık. Azıcık. Aa, bir tatlı kaşığı kadar salçası evet. Koyuyoruz. Domates salçası. Bir tatlı kaşığı kadar domates salçası. Tamam. Bunun işi bitmiştir canım. Bitmiştir. Ne yapacağız şimdi? Şimdi hazırlayacağız. Hazırlayalım. Evet. Haydi. Bunu mu kullanacaksın? Evet. Buyurun. Suda erittim, çizdim, ayran haline getirdim, kellecoşumuzun ayranını döküyorum. Oo, bolca döktük, koca bir tas. Şimdi sosunu veriyorum. Soğanlı İskender gibi oldu bu. Yok, yemeğin tadını değiştir, inadını değiştirme. Kellecoş. Kellecoş. Ne İskender'i? Hayır, ona benziyor yani. Benzetmişsin, o başka. Ben bile Elazığlı değilim, bugün yaparım bunu.
Ya. Yavaş. Yavaş. Yavaş dedi. Ay canım. Vallahi. Vallahi yaparım. Tamam. İşte kelle coşumuz hazır. Hayır, bitmedi. Ne yapacağız? Daha tereyağı var. Tereyağını dökeceğim daha. Ha. Tereyağı eriteceğim mi? Öyle kolay zannetme. Ama tereyağı eritecek en büyük zorluğu o yemeğin yani. Hıh. Erit bakalım sen Zülfiye. Şimdi tereyağını döküyorum. Dökünüz. Çok şeker. Aşama aşama anlatıyor. Benim profesyonel çekime alışık olan. Evet. Efendim Zülfiye annem. Of cozur cozur. Bir hafta yemek yemezseniz yeter. Yeter mi? Haftada bir sefer yeter. Sen benim potansiyelimi bilmiyorsun ama. O bana bir hafta yetmez. Yeter yeter. Şimdi hazır mı? Hazır. Kelle coş bitmiş hazır. Midir? Kelle coş bitti. Kelle coşumuz hazır. Onu evet. Bir kenara alalım istiyorum ben çünkü evet. Feride Hanım da bize dolanger tatlısı evet. Yapacak. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ediyorum. Bey amcama çok selam et, değil mi? Başım üstüne olur. Dolanger tatlısı nasıl yapılıyor? Malzemeleri nelerdir onu öğreneceğiz. Feride Hanım yanımda. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Malzemeleri nelerdir? Bir çay kaşığı karbonat, iki tane yumurta, bir su bardağı süt, bir su bardağı yoğurt, bir su bardağı da yağ. Yağ. Bunu alabildiği kadar da un katıyoruz. Hı. Kıvamı nasıl olacak? Kıvamı kulak memesinin yumuşaklığından olacak. Tamam, yapmaya başlayalım. Bir de şerbetli bir tatlı galiba. Şerbeti içinde bir tepsiye bir kilo şeker, bir kilo da su. Bire bir ölçülerinde. Bire bir. Peki sıcak mı dökeceğiz? Evet, sıcak döküyoruz. Sıcak olacak. Tamam. O zaman ilk önce hamurunu yapmakla başlayalım. İlki karbonatımızı alalım. Bunun üstüne limonumuzu sıkıyoruz. Neden? Karbonat kokusu gelmesin diye. Kokusunu kaybetmesi için. Evet. Şimdi yumurtamızı kırıyoruz. Bir bardak sütümüz. Bir bardak da yağımız. Bir bardak da yoğurdumuz. Şimdi bunları karıştırıyorum. Ve unumu ilave ediyorum. Bu tatlıya neden dolanger diyorlar? Bu tatlıyı oklavada dolandırdıkları için hı. Adını dolanger koymuşlar. Dolana dolana, dolana yapılan dolana, bir tatlı bu. Dolana dolana sarıyorlar. Oldu mu kıvamı? Tamam. Hamurumuz hazır. Küçük fazlalar yapacağım. İki tane bezemizi açtık. Şimdi. Evet. Şimdi tekrar bunları aralarına bol nişasta döküyorum. Oo, dolu dolu nişasta. Kolay açılsın diye. Evet. Bir de birbirine yapışmasın diye. Hı hı. Yoksa yapışıyor. Hepsini birden mi açacaksın? Evet. 12 hamuru birden açacak. Çok maharet isteyen bir iş. Maşallah. Bir tepsi 12 tane hamurdan yapılıyor bezeden. Evet. Hmm. Hmm. İyice bastırıyor. Şimdi açmaya başlıyoruz. Evet. Asıl işin maharet kısmı burada. Feridecuğum. Evet. Canım. Haydi bakalım. Şimdi. Da-da-da-dam. Açmaya devam. Nişastayı da böyle böyle atmamak gerekir. Her zaman böyle atarlar ustalar. Top top olmasın diye. Evet. Hı. Kocaman
kocaman yufkalar açtı, bizi nişastaya buladı, üstümüz battı ama lezzete değecek. Evet. Evet. Ortadan ikiye kestin. Evet. Ortadan ikiye kestim. Şimdi bunu da katlayıp bunun üstüne getiriyorum. Hı. İleriye verip de şimdi saracağım. Ha. Bu kadar kalınken burada 24 kat oldu bu arada. İşte bu. Gel dolan gerim. Sardık. Şimdi evet. Tepsimize yerleştiriyoruz. Evet, şimdi sıra geldi tepsimize yerleştirmesine. Burada bir de yağ var. O yağ da bittikten sonra üstüne döküp fırına veriyorum. Bu sırf tereyağı mı, sıvı yağ da var mı? Tereyağıyla sıvı yağ karışık. Tamam. Bol yağlı. Evet. Yağı bol olacak ki yağından kızara. Kelle coş yaptık ve dolanger tatlısı yaptık. Masada başka lezzetler de olacak elbette. Evet. Yemeğiniz. O lezzetlerin de tadına bakacağız. Bunların da tadına bakacağız. Afiyet çok olsun. Çok teşekkür dedim. Ediyoruz. Fırına atalım. Biz teşekkür ederiz. Şerbetini dökelim. Tamam. Haydi. Koçoğlu restoranttayız. Burası Elazığ merkezde bulunan ve Elazığ özgü yöresel yemeklerin yapıldığı çok güzel bir restoran. Bize Elazığ yakışır çok güzel bir sofra hazırlamışlar. Sofrada neler yok ki değil mi usta? Evet. Ve evet. Sahibi ortaklarından Mehmet Gültekin beyefendi de yanımızda. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiniz. Hakikaten çok güzel hazırlanmışsınız. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Acayip güzel görünüyor. Nereye bakacağımı ve hangisini tadacağımı karar veremedim. Hepsine bakacağız. Hepinizden tadacaksınız. Süper. Hanımlarınız bize mutfakta çok güzel lezzetler hazırladı. Evet. Kelle coş yaptılar, bir de dolanger tatlısı yaptılar ama farklı lezzetler de var elbette. Onların isimlerini bizlerle paylaşır mısınız? En baştan başlayalım. Evet, en başta o taş ekmeği, Elazığ yöresine ait bir tatlımız. Domates kebabı, sütlaç, baklava küçük tabakta olan, harput köftesi var. Yaprak sarmamız, çiğ köfteyi zaten görüyorsunuz. Güvecimiz var, bumbar dolması, narlı yumurtamız, kelle coş, acılı ezme, yoğurtlu köftemiz, dolanger zaten burada ve şakşukamız. Oo, say bitmiyor. Evet. İnsanın böyle sayarken ağzı kurur vallahi evet, değil mi? Evet. Süpersiniz. Ben kelle coşun tadına bakmak istiyorum. Sonra da dolangerin bakacağım tabii, ama evet. Diğer lezzetlerin de elbette böyle önümüzde güzel lezzetler dururken tadına bakmamak mümkün değil. Evet, buyurun. Buyurun. Şöyle bir efendim. Harika. Afiyet olsun. Bir de orada kağıdın içerisinde bir şey var. Tepside. Evet. Nedir? Bu da kuzumuz var. Fırında kuzu. Kuzu. Evet. Kuzu Alo. Var. Bunu da bir keseyim. Şöyle. İçinden kuzu mu çıkacak? Evet. 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 Allah. Bizim için fırına kuzu atmışlar. İnanılır gibi değil. O kadar güzel görünüyor ki. Ustam bu kuzunun içine neler kattınız? Yani kuzuda kekik var, sarımsak var, soğan var, karabiber, pul biber, biber salçası birazcık ve tuz. Abiciğim budunu kaparım. Evet. Hiç affetmem, budunu kaparım. Allah sıcacık. Şu an benim yerimde olmak isteyen o kadar çok insan var ki. Birazdan onlar da olur sizin yerinizde. Kusura bakmayın, tadına bakacağım. Sıra geldi dolangere. Gel bana, gel. Harika Mehmet abicim. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Şahane lezzetler. Evet. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Hepsinin tadına bakacağız, hepsini yiyeceğiz. Size çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun, afiyet olsun. Elazığ'a gelirseniz de
yöresel yemekleri yemek isterseniz kapınız herkese açık. Muhakkak herkesi bekliyoruz. Herkesi tekrar bekliyorum. Sizleri de bekliyoruz, evet. Ben de yemeğe devam ediyorum. Teşekkür ediyoruz, harikasınız. Elazığ yöresinin dansı, çayda çıra oyunu dünyada mumlu dans olarak tanınmakta. Bizlerle Elazığ Halk Eğitim Merkezi folklor ekibi birlikte hepinize çok teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz onlarla ama onun öncesinde çayda çıra oyununun bir hikayesi var, onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Elazığ'da Haringet Çayı kenarında bir köy varmış, o köyde bir düğün var. Pembe Hanım'ın oğlu evleniyor, Pembe Hanımların düğünü. Ve çok eğlenceli, çok keyifli, her şey çok güzel, eş dost gelmiş. Düğünde her şey keyfinde, yolunda giderken ay tutulması olmuş. Ay tutulması Türklerin genelinde uğursuz kabul edildiği için düğüne gelenler arasında bir söylenti yayılmaya başlamış. Bu gelin galiba uğursuz, bu düğün hayırlı değil gibi. Kız tarafı da bu durumdan çok rahatsız olmuş. Acaba uğursuzluk mu getirdik derken Pembe Hanım, kayınvalide, çıraları almış, demiş ki ay tutulması neden uğursuzluk olsun? Ay tutulması da Allah'ın hikmetlerinden demiş kayınvalide Pembe Hanım. Pembe Hanım çıraları almış, gençlere demiş ki alın çıraları, davulcu çal davulunu, eğlence devam etsin. Böylece herkes bir coşkuyla çıraları almışlar. O çıraların ışığı da çaya yansımış. İşte çayda çıra oyunu buradan geliyor. O günden bugüne kadar çayda çıra oyunu tüm düğünlerde oynanır olmuş. Hatta çayda çıra oyunu eğer o düğünde oynanmadıysa o düğün güzel bir düğün kabul edilmemiş. İşte böyle güzel bir hikayesi var geçmişten günümüze gelen. Evet, bunu hikayeyi de sizlerle paylaştık. Şimdi Elazığ Halk Eğitim Merkezi folklor ekibiyle lezzet haritası programına devam etmek istiyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyelim. Sizlere de tekrar teşekkürler. Eğlence devam et.
açtın, ortadan ikiye kestin. Evet. Da 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 dam. Dur.